Benim verdiğim hükmü ancak benden daha ulu biri değiştirebilir. Burada benden daha ulu biri var mı ki? Düzen değişmiş. Adalet vardır Alınca. Adalet her şeyi hak ettiği yere geri koyar. Hakkım olanı geri aldım. Seninle bir anlaşma yapmıştık Ertuğrul. Sana obanı, otağını geri verdim. Lakin sen zorla almışsın uç beyliğini. Sana vakti gelince kılıç hakkımı geri alacağımı söylenmiştim. Şimdi de sözümde durdum. Benim töremde kılıç hakkı gene kılıçla geri alınır. Eğer buraya hesap görmeye geldiysen hazırlıklıyım biles. Sana demiştim. Bize uzanan el dostlukla uzanırsa sıkar, düşmanlıkla uzanırsa keseriz. Fikir insanların kaderi birdir. Biz nasıl cihanı fethettiysek, sen de kendi hakkını öyle almışsın. Alacadoğanlara karşı yuvasını pençeleriyle muhafaza eden bir kartal gibi muhafaza edersin kılıç hakkını. Bana da böyle beyler gerek. İkimizin de kaderi bu söğütte birleşti Ertuğrul. Senin için bu söğüt ne kadar mühimse, benim için de buraların emniyette ve yaraşır ellerde olması mühim. Bu sebeple Uç Beyliği senindir. Lakin bunun şartı vardır, bilirsin. Neymiş o? Vergiler bizim usulümüzle alınmaya devam edecektir. Biz ne miktar koyarsak o verilecektir. Kabul. Sana verdiğim bütün sözleri yerine getirdim. Sandığı da, keykavusu da sana sağ salim teslim ettim. Benimle anlaşmak sana her zaman kazandırdı Alıncak. Lakin keykavusu da, sandığı da elinden kaçırmışsın. Şimdi ne edeceksin? Nökerlerim dört bir yanda gece gündüz ararlar. Şimdi ben de peşlerinden gideceğim. Berke Han'ın adamlarını ele geçireceğim. Havada uçsalar vurur, denizde yüzseler boğarım. Yalnız avcıyı değil, ona avı gösteren izcileri de bulacağım.
O vakit Avlan gerçek sahibi kimmiş? Herkes görecek. Lakin temkinli olasın, alınacak. Av peşinde koşan her aslanın tepesinde onu pençelemek için uçan bir kartal vardır.